İki önemli televizyon programı yaşandı. Ve orada Süleyman Soylu çok önemli iddialarda bulundu. Neden bu destek gecikti onu soracağım. Onu saklı tutuyorum. Çok önemli de iddialarda bulundu. Dedi ki Sedat Peker'den 10 bin dolar alan milletvekili var dedi. Bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir savcının herhangi bir şey yaptığını duymadık. Bir girişimde bulunduğunu duymadık. Bununla ilgili ikinci televizyon programında Süleyman Soylu'ya sorulduğunda savcıya söyleyeceğim dedi, ismini vermedi. Şimdi bir ikinci sorum da şu, bir milletvekili Sedat Peker'den neden para alır ve bunun karşılığında ne yapar? Çok enteresan değil mi? Çok ilginç değil mi? Şimdi Süleyman Soylu diyor ki Sedat Peker milletvekiline 10 bin dolar veriyor. Bir siyasetçiye. Evet. Bunu ben mi yakalayacağım? Tabii. Bunu ben mi yakalayacağım kardeşim? Kimi? Yani o böyle biri varsa bunu yakalama görevi İçişleri Bakanı'nda değil mi ya? Evet değil mi? Kime? Mesela Sedat Peker'den mi rica edeceğiz gel şunu yakala diye. Kim ya? Adam hem söylüyor. Bunu kime söylüyor? Kim? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu mu yakalaması gerekiyor? Kimin yakalaması gerekiyor? Ya da mesela bu işte siyasetçi 10 bin dolar falan havalarda uçuşuyor. Meclis başkanından tık yok. Evet. Evet. Halbuki ben meclis başkanı meclisin itibarını korumalıdır diye yazı yazdığım için benim hakkımda hapis cezasıyla dava açtı. Meclisin itibarını sarsan ben miyim? Yoksa mecliste para dağıtılırken görevini yapmayan meclis başkanı. Şimdi İçişleri Bakanı'na gelince o programda işte çıktı ikinci el videosunu falan anlattı. Orada ben şeyi çok beğendim aslında. Mehmet Akif Ersoy değil mi o arkadaşın ismi? Gazeteci var bir evet, tane var. Programda. Yani, o hiç soru sormadı. Ben dedim herhalde en son kapanışta bu İstiklal Marşı'nı okuyacak. Çünkü insan oraya niye oturur ya hiç soru sormayacaksan öyle değil mi? Adam İstiklal Marşı da okumadı gitti. Şimdi bakın Süleyman Soylu benim hakkımda PKK'lı diyen bir adam. Benim çalıştığım Türkiye'nin en namuslu gazetelerinden biri olan Sözcü Gazetesi'ne Sedat Peker'in gazetesi diyen adam. Şimdi bu söyledikleri doğru olmadığına göre biz Süleyman Soylu'nun söyleyeceği diğer şeyler niye inanalım kardeşim? Niye inanalım? Süleyman Soylu'ya soru sordular. Süleyman Soylu da cevap vermedi diyeyim. Süleyman Soylu ne diyecekti? Evet ben FETÖ borsası kurdum buradan kafa koparıyorum mu diyecekti? Ya da Venezuela'da evet uyuşturucu kaçırılıyor bizde göz yumuyor. Böyle bir şey olur mu? Sorulan sorular ne olursa olsun o geçirecek. Burada bence sorulması gereken şu. Sen değil miydin kardeşim Tayyip Erdoğan'ın hurdasını çıkaracağım. Bunlar yolsuzluğa batmış. Ben 3 ayda bunları haşet edeceğim adam diyen sen değil miydin? Şimdi sen gitmişsin. Ben Tayyip Erdoğan'ı koruyorum onun için bunlar başıma geliyordur. Şimdi dün Tayyip Erdoğan'a bunu diyen adam bugün Tayyip Erdoğan'ın fedaisi gibi bir bakan olduysa bugün Sedat Peker'e küfür eden adamın yarın Sedat Peker benim kardeşim demeyeceğini biz nereden bileceğiz? Öyle değil mi? Şimdi bakın İçişleri Bakanı olarak bakarsak Süleyman Soylu'ya gelene kadar bir AKP süreci var. AKP'nin hangi İçişleri Bakanı başarılıydı ki bu İçişleri Bakanı başarılı oldu? Mesela şuradan ben size bir iki tane örnek vermeye çalışayım hatırladığım kadarıyla. Şimdi notlarda hata yapmayayım diye. Şimdi bir bakın Beşir Atalay'ı İçişleri Bakanı yaptılar AKP'de. Beşir Atalay döneminde polis yerine polis arabalarına hizmet yazıldı. Hizmet. Hı hı. Hizmet ne demek? Cemaatin sıfatı. Öyle değil mi? Biz hizmet hareketiyiz diyorlar. Ya dünyanın her yerinde
polis arabasında polis yazar. Bunlar dünyada sadece Türkiye'de polis arabasına hizmet yazdılar. Dünyada sadece Türkiye'de polis kavramını bir cemaatin sloganı yaptılar. Üstelik o cemaat CIA maşası bir casus teşkilat. Beşir Atalay döneminde yapıldı. Beşir Atalay dediğin adam İçişleri Bakanı. Aynı Beşir Atalay döneminde PKK açılımı yapıldı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncelerimiz dedi ya. Daha ne desin ya? Sonra bu Beşir Atalay'ı kapının önüne koydular. İşi bitti. Boş süt şişesi gibi kapının önüne koydular. Sonra kimi yaptılar? İdris Naim Şahin'i yaptı. Kim İdris Naim Şahin? Asrın liderimizin bizim İmam Hatip'ten arkadaşı. İçişleri Bakanı yaptı. Döndü vatandaşa dedi ki beni görünce dedi takla at da göreyim falan diye. Biber gazımız organiktir diyen adam. Ve güya İçişleri'nin teslim ettikleri adam partiden resmen kovdular. AKP'den bile istifa etti. Gitti başka partiden aday oldu. Güya İçişleri Bakanı. Sonra getirdiler Muammer Güler'i İçişleri Bakanı yaptılar. E işte 17-25 rezaletinde gitti Muammer Güler. Boy boy kasalar falan. Süleyman Soylu şimdi diyor ki eski İçişleri Bakanı'nın oğlunun kasaları falan diyor. Sanki o İçişleri Bakanı CHP'nindi. Senin İçişleri Bakanı'ndı. Muammer Güler de gitti. Efkan Ala'yı getirdiler. Ya Efkan Ala milletvekili bile değildi ya. Dışarıdan İçişleri Bakanı yapıyor adamı. Sonra getirdiler Selami Altınok'u. Milletvekili bile değil Selami Altınok. İçişleri Bakanı yaptılar dışarıdan. Adam dedi ki bakın hiç unutmuyorum. Polis teşkilatını tanımaya çalışıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum. Fazla ilgilenmediğim bir teşkilat diye. Polis teşkilatını bilmiyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyen adamı İçişleri Bakanı yaptılar. Sonra bu arkadaşı getirdiler Süleyman Soylu. Süleyman Soylu bizzat televizyona çıkıp demedi mi? Ben hayatım boyunca güvenlik makalesi bile okumadım. Şimdi ben hayatım boyunca bir güvenlik makalesi okumadım diyen adamı İçişleri Bakanı yaparsan işte bunlar olur. Başka ne olacak? Ya da mesela hadi bunlardan da bağımsız şey yapalım. Uyuşturucu meselesini anlatıyor Süleyman Soylu değil mi? Gazetecilerle ilgili programda uyuşturucuda ne kadar başarılı olduğunu falan anlattı. Yani faili meçhul yok dedi. Ya nasıl yok faili meçhul ya? Diyarbakır Baros başkanını bırak gizli saklı falan değil. Ya kameralar açıkken, kameralar çalışırken adamı öldürdüler ya. Herkesin gözünün önünde, televizyon kameraların önünde adam öldürdüler. İçişleri Bakanı diyor ki hala faili meçhul yoktur.